Bu ne dünya kardeşim seven sevene, bu ne güzel bir konu böyle. Madde ve özellikleriyle TYT'ye kaldığımız yerden devam edelim. Evet canlarım TYT kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz madde ve özellikleri. Madde ve özelliklerini 3 başlıkta ele alacağız. Önce kütle ve öz kütleyi. Daha sonra katılarda dayanıklılık, son olarak da adezyon ve kohezyon kuvvetlerini inceleyerek konuyu tamamlayacağız. Bu konudan geçen sene 2022 TYT sınavında da soru geldi. 2022 MSÜ sınavında da soru geldi. O yüzden bu konuyu biraz daha dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok kolay, çok eğlenceli, çok zevkli bir konu. Şimdi arkadaşlar kamp kitabımız, kamp boyunca takip edeceğimiz kitabımız, başucu kaynağımızdan Sayfa kaç açıyoruz? Bugünkü konumuz sayfa 17'de. 17. sayfayı açtıysanız arkadaşlar dersimize artık başlayabiliriz. Hadi bakalım, vakit kaybetmeyelim. Kütlenin tanımını öğrenerek dersimize başlayalım. Canlı ve cansız tüm varlıklar nelerden oluşur? Atomlardan. Atomlar bir araya gelerek molekülleri, moleküller de birleşerek neyi oluşturur? Maddeyi oluşturur. Peki bizim bir şeye madde dememiz için ne gerekiyor? Hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Arkadaşlar bütün maddelerde olması gereken 4 tane ortak özellik var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bütün maddeler birinci ortak özelliği tanecikli yapıya sahiptir. Bakın sağ tarafa bir katı cisim çizdim. Bunların arasına belirli noktalar koydum. Noktaların arasına da belirli boşluklar koydum. Tanecikli yapı budur ve bütün maddeler tanecikli yapıya sahiptir. Bütün maddeler uzayda yer kaplar. Yani maddelerin neyi vardır? Hacmi. Kapladığı yere hacim deniyor. O yüzden hacim de maddelerin ortak özelliğidir. Eylemsizlik özelliğine sahiptir. Bütün maddelerin üçüncü ortak özelliği eylemsizlik özelliğine sahip olması. Peki nedir eylemsizlik? Bir maddenin bulunduğu konumu koruma isteği. Yani madde duruyorsa durmaya devam etmek ister. Mesela duran bir cismi harekete geçirmek için kuvvet uygularız ama zorlanırız değil mi? Böyle kolay olmaz yani onu harekete geçirmek. Neden? Çünkü o durmak istiyor. Hareket halindeki bir cismi de durdurmak için zorlanırız. Çünkü o hareketine devam etmek istiyor. İşte maddelerin bulunduğu durumu koruma isteklerine eylemsizlik deniyor. Eylemsizlik maddenin ortak özelliğidir. Diğer bir maddenin ortak özelliği de kütlesi olmasıdır. Bütün maddelerin bir kütlesi vardır. Dolayısıyla kütle ortak bir özelliktir. Kütlenin tanımını kesinlikle bilmemiz lazım. Maddenin değişmeyen miktarına kütle diyoruz. Yani kütle dünyanın neresine giderseniz gidin mesela 1 kilogram elma bütün dünyanın her yerinde 1 kilogram gelir. Ekvator'da da tartsanız 1 kilogram gelir. Kutuplarda da tartsanız 1 kilogram gelir. Aya götürseniz ve ayda da tartsanız yine 1 kilogram gelir. O yüzden biz kütleye ne diyoruz? Maddenin değişmeyen miktarıdır. Yani kütle yer çekimine bağlı değildir arkadaşlar. Kütle bir önceki konuda öğrendik M harfiyle gösteriliyor. Aynı zamanda SI birim sisteminde kütlenin birimi kilogramdır. Aynı zamanda temel bir büyüklüktür. Yani kısa muz diye kodladığımız hatırlarsanız bir kodlama vardı. Buradaki K harfi kütleyi sembolize ediyor. Kütle temel bir büyüklüktür. Kütlenin yönü olmaz. Sağa doğru bir kilogram, yukarı doğru bir kilogram gibi bir laf olmayacağı için kütle yönsüzdür. Yani skaler bir büyüklüktür. Peki kütle neyle ölçülüyor? Eşit kollu terazi ile ölçülüyor arkadaşlar eşit kollu terazi hani adaleti simgeleyen bir terazi var ya iki tane kefesi var. İşte eşit kollu terazi kabaca şu terazidir ve kütle bununla ölçülür. Ancak bu terazinin çalışması için kesinlikle yer çekimi gerekiyor. Yani yer çekiminin olmadığı yerde eşit kollu teraziyi çalıştıramazsınız. Şimdi arkadaşlar artık kütlenin birimlerini öğrenmemiz zamanı geldi. Yani kütlenin alt katları nedir? Üst katları nedir? Karşımıza bazen kütleyle ilgili dönüşüm soruları gelebiliyor. Veya matematikte olsun, fizikte olsun bir gramı bir kilograma çevirmek gerekebiliyor. Dolayısıyla o zaman ne yapacağız? En çok karşılaşacağımız birimler bunlar. Ton, gram, miligram ve kilogram. Bunlarla çok karşılaşacağız. Bir kere herkes şunu bilsin. Bir ton demek bin kilogram demektir. Bin kilograma bir ton deniyor. Yani bin yerine on üzeri üç de yazabiliriz. Bir ton on üzeri üç kilogramdır. Şimdi gramla kilogram en çok karşımıza gelecek dönüşümdür. Arkadaşlar bakın 1 kilogram demek tam 1000 gram demektir. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Nereden geliyor bu? Şu sıralamayı bilmeniz iyi olur ama bilmezseniz de çok e, üzülmenize gerek yok. Ama gramla kilogram arasında 3 adım olduğunu görüyorsunuz. Bakın kilogramdan grama gelirken aşağı doğru inerken her adımda 10 ile çarpmanız gerekiyor. Bakın burada belirttim aşağıdan yukarıya çıkarken de her adımda 10'a bölmeniz gerekiyor. Şimdi 10 ile çarptık bakın. 10 ile çarptık. Buradan buraya gelirken de bir 10 ile çarptık. Buradan buraya gelirken de bir 10 ile çarptık. Bakın dikkat ederseniz ne oldu? 30 ile çarpmış olmadık. 3 kez 10 ile çarpmak demek 1000 ile çarpmak demektir. Dolayısıyla kilogramdan grama gelirken 1000 ile çarpmış oluyorsun. 1 kilogram kaç gramdır dediğinde bakın ne oldu? 1000 ile çarptık. Yani 10 üzeri 3 ile çarptık. Ama tam tersine biz gramdan kilograma gitseydik o zaman da 1000'e bölmemiz gerekiyordu. Yani 1 gram kaç kilogram derse sayıyı yani burada verilen sayıyı 1000'e bölmeniz gerekiyor. Sayı 1 olduğu için 1 bölü 1000 dememiz gerekiyor. Neye çevirdik kilograma onu da yazalım. Şimdi buradaki 1000 10 üzeri 3 demek. 10 üzeri 3 yukarı çıkarken biliyorsunuz eksi oluyor. Yani 1 gram neye eşit olmuş olduğu 10 üzeri eksi 3 kilograma eşit olmuş oldu. Bakın o da burada yazan dönüşüm arkadaşlar. Bir de miligram da karşımıza bazen gelebiliyor. Arkadaşlar buradaki mili binde bir demek. Mesela milimetre. Metrenin binde biri. Mili amper. Amperin binde biri. Yani bine bölmek anlamına geliyor. Mesela miligram. Gramın binde biri. Yani buradaki mili yerine 1 bölü 1000 yazabilirsiniz. Dolayısıyla soru bize aslında şunu soruyor. 1 miligram demek 1 bölü 1000 1 bölü 1000 gram demek. 1 bölü 1000 gram kaç kilogramdır demiş oluyor. Şimdi gramdan kilograma giderken 10 üzeri eksi 3 ile çarpmıyor muyduk? Bakın burada bulduk. Evet. E burada da bir tane 10 üzeri eksi 3 var. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 6 yapıyor. Bakın 1 miligram 10 üzeri eksi 6 kilogram. Ya da buradan söyleyeyim size bakın. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım, 5 adım, 6 adım. Miligramdan kilograma çıkarken 6 tane 6 kez 10'a bölüyorsunuz. 10'a böl, 10'a böl derken 6 kez böldüğünüzde 10 üzeri 6'ya bölmüş oluyorsunuz. 1 e bölü 10 üzeri 6 da yukarı çıkarken 10 üzeri eksi 6 yapıyor. Yani miligramdan kilograma giderken 10 üzeri eksi 6 ile çarpmanız gerekiyor canlarım. En azından bu kadarını bilmenizde fayda var. Şimdi tonu kilograma çevireceğiz. Ne yapacağız? Ton gördüğümüz yere bin yazacağız. Çünkü bir ton bir kilo bin kilogram demek. O zaman bakın burada iki var, İkiyi yazdım başına. Ton yerine de bin kilogram yazdım. Dolayısıyla ne oldu sorunun cevabı İki bin kilogram olmuş oldu. Şimdi gramdan kilograma gideceğiz, değil mi? Hatırlayalım arkadaşlar, gramdan kilograma giderken 3 tane yukarı gidiyoruz. Dolayısıyla her adımda ona böldüğümüz için. 10 üzeri eksi 1 oluyor çarparken. 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 1, bir tane daha 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 3 yapıyor. Yani arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? 10 üzeri eksi 3 ile çarpmamız gerekiyor. 100 çarpı 10 üzeri eksi 3 dediğimizde 100 de 10 üzeri 2'dir. 10 üzeri 2 ile 10 üzeri eksi 3'ü çarparız ve 10 üzeri eksi 1 kalır. O zaman sonucumuz 10 üzeri eksi 1'dir. Ya da 10 üzeri eksi 1 0,1 olarak da yazılabilir arkadaşlar. Gelelim miligramı grama çevireceğiz. Zaten mili ne demekti? Binde bir demekti. Yani 20 miligram aslında şu demek. 20 çarpı 1 bölü 1000. Çünkü mili gördüğümüz yere 1 bölü 1000 yazabiliriz. Ve yanına gramını koyalım. O zaman sıfırlar gitti. 2 bölü 100. 2 bölü 100. 2 çarpı 10 üzeri eksik 2 şeklinde de yazılabilir. Hani bu 10 üzeri 2 yapıyor zaten. Yukarı çıkınca da 10 üzeri eksik yapıyor ya da arkadaşlar 0,02 şeklinde de yazılabilir. Miligramdan grama şurada da gördüğünüz üzere bakın miligramdan grama çıkmak için 3 kez 10'a bölüyorsunuz. Yani 10 üzeri 3'e bölüyorsunuz. Dolayısıyla siz buradaki 20'yi sayınızı neye bölüyordunuz? 10 üzeri 3'e bölüyordunuz. Zaten 20 bölü 1000 yapıyor. Ve buradan da aynı şekilde arkadaşlar 0,02 olduğunu hep birlikte görüyoruz. Nasıl gidiyor? Zorlanıyor muyuz? Başlarda biraz zorlanabilirsin. Bu gayet normal. Sabret, notlarını al, beni dinlemeye devam et. Konu bittiğinde testlerini de çözdüğümüz zaman konuyu anlamış olacaksın. Sabret, sadece biraz sabret. Şimdi derse devam edelim. Geldik ikinci kavram hacim. Hacim nedir tanım olarak? Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir. Hacim maddenin ortak bir özelliğidir. Az önce söyledim. Hacim büyük V harfiyle gösterilir. Hacimin SI birim sistemindeki birimi de metre küptür. Peki bu metre küp nereden geliyor? Arkadaşlar burada bir küp olduğunu düşünürsek. Şimdi ben size desem ki gençler bu küpün hacmini bana hesaplayın. Ne yaparsınız? 3 tane boyutunu da çarparsınız. Yani bu boyutu A olsun. Bu bir dikdörtgen prizma olsun. Yani boyutları farklı olsun. Burası B kadar burası da C kadar olsun. Şimdi ben size bunun hacmi nedir dediğimde siz 3 boyutunu da çarpacaksınız. Yani enini, boyunu ve yüksekliğini çarptığınızda o cismin hacmini hesaplamış olursunuz. Hacim bir formülle hesaplandığı için hacim temel bir büyüklük değildir. Nedir? Türetilmiştir. Şimdi eninden bir metre geliyor. Boyundan bir metre geliyor. Bir de yüksekliğinden metre geldiği için hacimin birimi metre küp olmaktadır arkadaşlar. Ortak özellik olduğunu söylemiştim. Gelelim buraya. Katı ve sıvıların belirli bir hacimleri varken Gazlar bulundukları kabın iç hacmini alır. Şimdi katı ve sıvılarda hacim belirlidir, değişmez. Ama gazların hacmi bulundukları kabın hacmi kadardır. Mesela bir parfüm şişesini düşünün. Parfüm şişesindeki gazın hacmi o şişenin hacmi kadardır. Siz şişeyi kırıp parfümü bütün odaya dağıtırsanız artık o parfümün hacmi yani o gazın hacmi oda kadardır. Yani gazı nereye bırakırsan gaz oranın hacmini alır. Dolayısıyla gazların belirli bir hacimleri yoktur diyebiliriz. Ayrıca katıların bir şekilleri vardır. Mesela küpün gördüğünüz gibi bir şekli var. Ancak sıvıların belirli bir şekli yoktur. Sıvılar ve gazlar bulundukları kabın aynı zamanda şeklini alırlar. Ya yani siz suyu bardağa dökerseniz suyun şekli bardağa dönüşür. Bardaktan sürahiye dökerseniz suyun şekli sürahiye dönüşür. Yani kısacası sıvılar ve gazlar konuldukları kabın şekillerini alırlar. Evet bunlar skaler bir büyüklüktür. Yani hacim yönü yoktur. O zaman skalerdir. Hacimle de ilgili bazı çevirmeleri, bazı dönüşümleri bilmeniz gerekiyor. Şimdi nedir en çok karşımıza çıkacak dönüşüm? Tabii ki de santimetreküp, küp ve litre ve mililitre kavramlarıyla sorularda karşılaşabiliriz. Şimdi burada Bunlar nereden geldi? Yani mesela bir desimetreküp neden 10 üzeri eksi 3 metreküp? Gelin size bunun nedenini söyleyeyim. Yani desimetreküple metreküp arasındaki bağıntıyı söyleyeyim. Şimdi yine meşhur sıramız var. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Yani birçoğunuz bu sırayı biliyordur. Ama bilmiyorsa dahi ben mantığını göstermek için bunu paylaşıyorum. Bakın arkadaşlar eğer siz desimetreden metreye çıkacaksanız yukarı doğru bir adım atmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar uzunluk dönüşümlerinde her adım onluktur. Ama alan dönüşümlerinde mesela bir yerin alanını hesaplarken bu boyutunu ve bu boyutunu çarpmıyor muyuz? Çarpıyoruz. İşte 10 buradan geliyor. 10 da buradan geliyor çarptığınızda 100 yapıyor. Yani alan dönüşümlerinde 100 her adım yüzlük oluyor. Ama hacim dönüşümlerinde 3 boyut olduğu için yani A'yı, B'yi ve C'yi çarparak Hacimi bulduğumuz için 10 on, onu 3 kez yan yana çarp 1000 yapıyor. O zaman hacimde her adım binliktir. Yani yukarı giderken her adımda ne yapmanız gerekiyor? 1000'e bölmeniz gerekiyor. Dolayısıyla siz desimetreden metreye çıkacaksanız 1000'e böleceksiniz. Yani şöyle. 1 desimetre kaç metredir dediğimde diyeceksiniz ki hocam 1000'e bölmemiz lazım. Yani 1'i yani verilen sayıyı neye böleceksiniz? 1000'e. 1 bölü 1000. O da arkadaşlar 1000 10 üzeri 3'tür. 1 bölü 10 üzeri 3. Oradan da 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacak. Yani birinci olayın nereden geldiğini sizlere açıklamaya çalıştım. İkinci olayımız nedir? Santimetre küp metre küp. E o da aynısı. Santimetre küpten metre küpe çıkmanız için 2 adım atmanız gerekiyor. Burada 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyorsunuz. Burada da 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyorsunuz. Zaten 1000'e bölmek 10 üzeri eksi 3 ile çarpmak demek. O zaman 10 üzeri eksi 6 ile çarpmış oluyorsunuz. Bakın 1 santimetre küp gördüğünüz gibi 10 üzeri eksi 6 metre küp. Şimdi litre ile de çok karşılaşıyoruz. Arkadaşlar litre desimetre küple aynı anlama geliyor. Yani litre gördüğünüz yere desimetre küp yazabilirsiniz. 1 litre 1 desimetre küpe eşit. Bakın bunu not olarak bir yere yazın. 1 mililitre. Şimdi mili ne demekti? Bine bölmek. O zaman 1 mililitre demek 1 bölü 1000 litre demektir. Yani şöyle. Mili gördüğünüz yere 1 bölü 1000 yazın. O zaman 1, 1 bölü 1000 yani mili gördüğüm yere 1 bölü 1000 yazdım sonuna litre. O zaman 1 mililitre ne demekmiş? 1 bölü 1000. Yani 1 bölü 1000 de 10 üzeri eksi 3 yapar. 10 üzeri eksi 3 litre. Zaten söylediğim gibi mili demek o verilen kavramın binde biri demektir. Yani milimetre metrenin binde biri anlamına geliyor. Şimdi artık burayı daha fazla uzatmayalım. Bir tane de örnekle olayı bitirelim. 2 litre kaç metreküp? Öncelikle litre bizim cetvelimizde gördüğünüz gibi yok. Ama litre demek desimetreküp demek. Yani bunların üzerine 3 yazarsanız hacim dönüşümü olduğunda bunlar 3 alıyor ya arkadaşlar her biri 3 alıyor. Dolayısıyla desimetreküp gördüğünüz yer litredir. Adam bize soruda ne diyor? Litreden metreküpe çık. Şimdi litreden metreküpe çıkmak için yukarı doğru bir adım atman gerekiyor. Yani desimetre küpten küpe yukarı doğru bir adım. Yani bine bölmen gerekiyor. O zaman verilen sayıyı bine böleceksin. Bu kadar basit. Yani 2'yi bine böleceksin. Bin de yukarı 10 üzeri eksi 3 diye çıkar. O zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacaktır. Mililitreden desimetre küpe geçelim. Şimdi arkadaşlar bir kere buradaki mililitre litrenin binde biri. Yani şöyle yazacağız. 200 çarpı buradaki mili yerine 1 bölü 1000 yazdık mili yerine. Buradaki litre yerine de desimetre küp yazdık. Biliyorsunuz litre desimetre küp demek. Eşittir nokta nokta desimetre küp. Yani desimetre küpe çevirmeye çalışıyoruz. Bakın arkadaşlar şuradaki sıfırlar gitti. Dolayısıyla sonuç 2 bölü 10 desimetre küp çıktı. 2 bölü 10. Ya da ne deriz? 0,2 desimetre küp diyebiliriz. Şimdi santimetre küpü metre küpe çevirelim. Arkadaşlar santimetre küpe gelelim. Bakın santimetreden metreye çıkmanız için önce bir adım sonra ikinci adımı atmanız gerekiyor. Bu arada bulunduğunuz yeri saymayacaksınız. Yani siz zaten santimetredesiniz. Oraya bir demeyeceksiniz. Santimetreden desimetreye giderken bir diyeceksiniz. Desimetreden de metreye giderken bir yani iki kez bine bölmeniz gerekiyor. Dolayısıyla onu verilen sayıyı önce bir bine böldük. Sonra bir daha bine böldük. Yani iki adım atmıştık ya. Dolayısıyla şu sıfırların bir tanesi gider. Alt tarafta 10 üzeri 5 kalır. Yani 1 bölü 10 üzeri 5'tir. 10 üzeri 5'te 10 üzeri eksi 5 olarak yukarı çıkar. O zaman bunun cevabı da 10 üzeri eksi 5 olarak bulunmuş olur. Şimdi cisimlerin hacimlerini bilmeniz gerekiyor. Gençler bakın. YKS öğrencisinin yani matematik ve fizik sınavına giren her öğrencinin kesinlikle bu 4-5 tane şeklin hacmini bilmesi gerekiyor. İster buna ezber deyin ister demeyin ama yani bir küpün, bir silindirin, bir kürenin kesinlikle hacmini bilmeniz gerekiyor. Zaten küpün hacmi 3 tane boyutunu çarpıyorsunuz zaten ne yapıyor? Aküp. Hacim bulmanın ana mantığı şudur. Taban alanını yükseklikle çarpmanız gerekiyor. Şimdi burada taban neresi? B ve C kenarları değil mi? O zaman B ve C kenarını çarpın. B ve C'yi çarptığınızda tabanın alanını buluyorsunuz. Taban alanını bir de yükseklikle çarpıyorsunuz. Yani B ve C'yi bir de A ile çarpıyorsunuz. ABC oluyor. Dikdörtgen prizmanın hacmi ABC'dir. Silindir yine taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı bakın tabanı bir dairedir bunun. Dairenin alanı matematikten bilinmesi lazım. Pi re karedir. Dolayısıyla taban alanını yükseklikle çarpıyorsun. Pi re kareyi haçla çarpıyorsun ve silindirin hacmi. Fizikte karşımıza gelir, matematikte gelir, geometride gelir, her yerde gelir. Küre. Kürede arkadaşlar 4 bölü 3 pire küp şeklinde kürenin bir hacim formülü var ee, geldik koniye konide kürenin 3'te biridir arkadaşlar bir koni pardon kürenin diyorum silindirin 3'te biridir silindirin üçte biri silindirin formülü pire kare haştı dikkat ederseniz pire kare haş bölü 3 yani silindiri öğrenirseniz küreyi de öğrenmiş oluyorsunuz. bir örnekle devam edelim şekildeki boyutları verilen içi boş kaplara doluncaya kadar sıvı konuluyor Buna göre kapların alabileceği sıvı hacimlerinin sıralaması nedir? Yani kaplar ağzına kadar sıvı dolduruyor. Hangi kap daha çok sıvı alır? Hacimlerini soruyor bize. Çünkü kabın hacmi ne kadar büyükse o kadar sıvı alır. Şimdi birinci kap bir silindir olduğu için taban alanını yükseklikle çarpmamız gerekiyor. Şimdi buranın yarı çapı R kadar olduğu için tabanı neydi? Pi R kareydi. Yüksekliği de bakın 2R olduğu için bir de 2R ile çarpıyoruz. Ve K cisminin hacmini ne bulmuş oluyoruz arkadaşlar? R küp geliyor. 2 de başa geliyor. 2 pi r küp şeklinde bulmuş oluyoruz. İkinci cisme geldiğimizde bakın r, r burası da r'ye kadar çünkü bu bir küp. Dolayısıyla r, r, r r küp yapar. Yani l cisminin hacmi r küp olarak bulur. Üçüncü cismimiz bir küre. Neydi arkadaşlar? 4 bölü 3 pi r küptü. Şimdi r'si zaten r olarak verilmiş. Yani yarı çapı r olarak verilmiş. Burada soru bize pi'yi de 3 alınız diyor. Yani buraya 3 yazdığınız zaman 2 kere 3 birincinin cevabı 6 r küp oluyor. İkincinin cevabı zaten pi yok direkt r küp. Burada da pi yerine 3 yazarsak bu 3 ile bu 3 sadeleşir ve 4 r küp olur. Dolayısıyla en fazla hacmi olan 6 r küpten k'dır. k'nın hacmi en büyük. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi m geliyor. En sonunda l geliyor. KML olarak sorumuzun cevabını a şıkkı buluyoruz. Yarı çapı 5 cm, yüksekliği 10 cm olan Silindirik kabın içine 0.30 litre su dökülmektedir. Buna göre kabın içindeki su yüksekliği kaç santimetre olur? Şimdi arkadaşlar, kabın içerisindeki suyun hacmini biz biliyor muyuz? Soru bize bunu vermiş mi? Evet vermiş. Ne kadar vermiş arkadaşlar? Bakın, 0.3 ya da 0.30 aynı şey litre. Ama soru bize neyi soruyor? Yüksekliği kaç santimetredir? Yani litre ile santimetre arasında bir dönüşüm yapmadan Kesinlikle bu soruyu çözemeyiz. Yani suyun ne kadar litre değil, ne kadar santimetre küp yaptığını bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmeden bu soruyu çözemeyiz. Dolayısıyla önce bizim litreyi santimetre küpe dönüştürmemiz lazım. Peki nasıl dönüştüreceğiz? Metre, hatırlayın, desimetre, santimetre ve milimetre diye bir sıramız var. Eğer hacim yapıyorsak metreküp, küp, desimetre küp, santimetre küp, milimetre küp. Biz şimdi litreden santimetre küpe geçmemiz lazım. Litre ile desimetreküp aynı anlama geliyordu. O zaman şuraya yazalım, ha litre, ha desimetreküp aynı anlama geliyor. Biz desimetreküpten nereye gideceğiz? Santimetre küpe gideceğiz. Yani bir tane aşağı gideceğiz. Aşağı doğru atacağımız bir adım, bin ile çarpmak anlamına geliyor. Yukarı çıkarsak bölüyoruz, ama aşağı gittiğimiz için çarpacağız. O zaman verilen sayıyı bin ile çarpmamız lazım. Yani 0.30'u ile çarpacağız. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. İşte iki tane sıfır. Bu virgülü buradan dışarı atmaya gider. Yani burası 30 olur. Kalan sıfırı yanına koy. 300 santimetre küp yapar. Ha, bu şekilde anlatamamış olabilirim. O zaman şöyle yapalım. 0.30'u siz nasıl açıyorsunuz? 30 bölü 100 diye açıyorsunuz değil mi? 30 bölü 100'ü 1000 ile çarp. E ne olur 1000 ile çarparsan? Buradaki 2 tane 0, buradaki 2 tane sıfırla gider. 30 kere 10, 300 yapar. Gördüğünüz gibi bu 300 santimetre küp demekmiş. Yani şuradaki suyun hacmi 300 santimetre küpmüş. Peki bir silindir kullanıyorsanız silindirin hacim formülünden buradaki suyun hacmini silindirin hacim formülünden yazın desem ne yaparsınız? Pi çarpı R kare çarpı H demeniz gerekiyor. Çünkü silindir formülü bu. Pi yerine 3 yazacağız. R kare yarı çapın karesi. Şimdi bu silindirin yarı çapı 5 olduğu için 5'in karesi nedir? 25'tir. Çarpı H. İşte biz şu anda silindirin içerisindeki sarıya boyadığım yerin hacmini yazmış olduk. Sarıya boyadığım yerin hacmi zaten bu kadar değil mi? İşte karşısına yazabiliriz artık. 300 santimetre küp. Şimdi burada 3 kere 25, 75 yapıyor. 75'i karşıya bölü olarak at. H eşittir 300 bölü 75 yani 4 olarak bulunuyor canlar. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi düzgün şekli olmayan katıların hacmini nasıl bulursunuz? Şimdi düzgün şekli varsa buradakiler gibi ne yapıyorsunuz? A küp, ABC, işte pi h şeklinde yapıyorsunuz. Ama düzgün şekli yoksa o zaman dereceli kaplar ve bir sıvı kullanmanız gerekiyor. Mesela bu sıvı şu anda bu su 150 milim. Sen bunun içerisine taş attığında bu 200 milim oluyorsa, hani dışarıda su taşmıyorsa, o zaman sen diyorsun ki 150'den 200'e geldi. Demek ki benim attığım taşın hacmi nedir? 50, 50 milimdir. Mililitredir pardon. 50 mililitre. Bu şekilde şeklini bilmediğimiz düzgün şekli olmayan katıların hacimlerini kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Bunu kim buldu ilk? Arkadaşlar Arşimet buldu. Onun hikayesini sizlere anlatacağım. Şimdi gelelim bu soruya. Ayrıtları 4 santimetre, 6 santimetre ve 12 santimetre olan dikdörtgenler prizmasının içerisine Yarı çapı 1 cm olan kürelerden kaç tane yerleştirilebilir? Arkadaşlar bakın. Yarı çapı 1 cm demek. Yani bunun burası 1, burası da 1 olduğu için bu 2 cm'lik yer kaplar anlamına gelir. Yani siz şu 4 cm'lik olan yere yani yükseklik kısmına 2 tane küre koyduğunuz zaman burası biter. Çünkü 2 bu yapıyor, 2 cm, 2 cm de bu yapıyor. Toplam 2 tane giriyor ve direkt orası doluyor. 4 santim zaten. O zaman yükseklik olarak kaç tane küre sığdırabiliyorum ben buraya? Yüksekliğine 2 tane. Peki derinlik olarak bakın 1, 2, 3 tane sığdırabilirim. Çünkü her biri 2, 3 kere 2'den 6 yapar. Yani bu boyutuna benim 3 tane sığdırabilmem mümkün. 12 santim olan boyutuna da 6 tane sığdırabilirim. Yani bunları tek tek yaz, yazayım mı? 3, 4, 5, 6 her neyse. Buraya da 6 tane sığar. Yani toplam kaç tane sığmış olur? Bakın. Şöyle düşün. Mesela burada bir duvar olsa. Duvarın içerisinde tuğlalar olsa. Ben size desem ki arkadaşlar. Bu duvarda kaç tane tuğla var? Siz tek tek sayabilirsiniz ama. Eğer çok tuğla varsa sayamazsınız. Yani uğraşmazsınız. Ne yaparsınız? İşte böylemesine 2 tuğla var. Böylemesine de 4 tuğla var. 4 kere 2. Hocam 8 tane var dersiniz. Yani eniyle boyunu çarpıp cevabı söylersiniz. İşte burada da öyle yapacağız. Enine kaç tane tu, e, bilye aldı? 2. Derinliğine 3, işte yüksekliğine 6 derken kısacası bunların hepsini çarpacaksınız. 2 çarpı, 3 çarpı, 6. Sorumuzun cevabı 2 kere 3, 6. 6 kere 6, 36 olarak Edirne bulunur arkadaşlar. Bu soru sizin karşınıza farklı bir şekilde de gelebilirdi. Mesela deseydi ki böyle bir depo var. Bu depo kaç santimetre küp su alır? O zaman siz bu deponun hacmini bulurdunuz. Yani 6'yı, 4'ü ve 12'yi çarpardınız ve bu kadar santimetre küp su alır derdiniz. Veya deseydi ki bizim elimizde küresel bir kap var ve bu kabın hacmi de 1 santimetre. Biz bu kaba su doldurup daha sonra da bu deponun içine boşaltıyoruz. Kaç kez boşaltmalıyız ki bu depo dolsun deseydi yani yine bir suyla doldurma sorusu olsaydı o zaman ne yapardık? Bu tasın hacmini bulurduk. Yani bu küresel kabın hacmini bulurduk nedir? 4 bölü 3 pi r küp şeklinde bulurduk. Pi yerine 3 yazdığımız için bu 3'ler giderdi. 4 tane r de 1 zaten 1'in küpü 4. O zaman derdik ki her kap 4 santimetre küp. bizim kabımız ne kadar? 6 çarpı 4 çarpı 12 santimetre küp. O zaman 4 ile doldurmaya çalışıyorum ya. Hani her seferinde 4, her seferinde 4 doldurduğum için. Bunun içerisinde kaç tane 4 vardır diye kendime sorarım. Ve bu sayıyı 4'e böldüğüm zaman 4'ler gider. 72 tane kap ile yani 72 seferde bu kap dolar şeklinde cevap verirdim. Yüksekliği 20 santimetre yarıçapı 6 santimetre olan silindirik kap tamamen su ile doludur. Bu kabın içine yarıçapı 2 santimetre olan küresel demir bilgelerden 3 tane atılmış. Son durumda kabın içerisindeki su hacmi kaç santimetre küp? Önce bu kabın ilk hacmini bulalım. Yani şu anda kapta kaç santimetre küp su var? Bu bir silindir olduğu için pi r kare h formülünü kullanmamız gerekiyor. Pi yerine 3 yazacağız. R kare yerine 6'nın karesi. H yerine de yükseklik 20. Bunları çarptığımızda 3 kere 36 ne yapar? 108 yapar. 108'i de 20 ile çarpacağız. 2 kere 108 216 ve bir de 0 var santimetre küp. Bu kabın içerisinde şu anda bu kadar santimetre küp su var. Ama biz 3 tane demir bilye attığımızda demir bilyeler kabın içerisinde yer kaplayacağı için demir bilyeler bu kaptan su taşmasına neden olacak. Peki ne kadar su taşacak? Bu demir bilyeler ne kadar yer kaplıyorsa bu kaptan da o kadar su taşacak. O zaman biz bu demir bilyelerin kapladığı yeri bulmamız lazım. Yani hacimlerini bulmamız lazım. Hacim nedir? 4 bölü 3 bir küp. Çünkü bunlar küre. O zaman 4 bölü 3 pi yerine de 3 yaz r küp. Bilyelerin yarı çapı 2 santimetreydi. O zaman 2'nin küpü. Buradaki 3'ler gitti. 4 kere 8, 32. Demek ki her bir küre 32 santimetre küpmüş. Bizim şimdi 3 tane küremiz olduğu için 32 bundan dolayı dışarı taşacak. 32 bundan dolayı, 32 de bundan dolayı. 3 tane 32 ne yapar arkadaşlar? 96. 96 santimetre küp dışarı su taşacak. Soru da bize kabın içerisinde ne kadar su kaldı diyor. E başlangıçta 2160'tı. O zaman biz diyeceğiz ki 2160'tan 96'yı çıkartırsak sorun çözülür. 10'dan 6 çıktı 4 kaldı. Burada 5 kaldı. 15'ten 9 çıkarsa 6 kalır. Burada 0, burada 2. 2064 olarak sorumuzun cevabını A şıkkı buluruz. Ve geldik öz kütle kavramına. Peki nedir öz kütle? Birim hacimdeki madde miktarına öz kütle denir. Bakın madde miktarına öz kütle denir demiyorum. Madde miktarına zaten kütle denir. Birim hacimdeki madde miktarına öz kütle denir. Yani maddenin miktarını hacmine bölmeniz gerekiyor ki öz kütlesini bulun. Dolayısıyla öz kütlenin formülü bir maddenin kütlesi bölü o maddenin hacmi şeklindedir. Yani d eşittir m bölü v şeklindedir. Bunu aklınızda tutmak için. Dede muzu böl ver kodlamasını kullanabilirsiniz. Dede muzu böl ver şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Aynı zamanda burada m'yi yalnız bıraktığınızda m eşittir. Çünkü buraya bir 1 yazdığınızda işler dışlar çarpımı yaparsak ne olur? m eşittir dv. Bakın birçok soruda bu da bizim çok işimize yarıyor. Fakat öğrenciler bunu hatırlamıyor. Yani d eşittir m bölü v'yi çok güzel hatırlıyor ama m eşittir dv'yi kullanamıyor. Halbuki ikisi de aynı şey. Buna da mutlu deve şeklinde kodluyoruz. Özkütlenin D harfiyle gösterildiğini söylemiştik. Özkütlenin SI birim sisteminde birimi kilogram bölü metreküptür. Neden böyle bir birimi var? Çünkü kütlenin SI birim sisteminde birimi kilogram olduğu için hacimin birimi de metreküp olduğu için kilogram bölü metreküptür. Ancak soru bankalarında ya da ÖSYM sorularında bu birim tercih edilmiyor. Çünkü kilogram bölü metre küp birimini kullanırsak sorularda gereksiz bir işlem kalabalığı böyle yüksek yüksek sayılar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Kilogram yerine gram, metre küp yerine de santimetre küp kullanarak bu sorunu çözüyoruz. Yani sorularda göreceğiniz birim gram bölü santimetre küp olacaktır. Şimdi sabit basınç ve sıcaklıkta yani sıcaklık ve basınç sabitse katı ve sıvı maddelerin kütleleri ile hacimleri doğru orantılıdır. Burada ne anlatılmak isteniyor? Şimdi bir bardak suyumuz olsun. Bir bardak suyun kütlesi ne olsun? 100 gram. Peki hacmi ne olsun? 100 santimetre küp. Peki biz iki bardak su alırsak ne olur arkadaşlar? 200 gram gelmez mi? Aynı zamanda 200 santimetre de yer kaplamaz mı? Evet. Dolayısıyla bakın dikkat ederseniz suyun sabit sıcaklık ve basınç altında kütlesi kaç katına çıktıysa hacmi de o kadar kat artıyor. Bu da öz kütlesinin değişmemesine neden oluyor. Çünkü birinci durumda yüzü yüze bölüyoruz. Yani öz kütleyi bulmak için 100 bölü 100 yaptığımızda sonuç 1 çıkıyor. İkinci durumda da 200'ü 200'e böldüğümüz için sonuç yine 1 çıkıyor. Bu da şunu gösteriyor. Sıcaklık ve basınç değişmediği sürece maddelerin öz kütleleri değişmez anlamına geliyor. Peki sıcaklık değişirse ne olur? Maddelerin öz kütleleri değişir. Çünkü mesela bir katı düşünün şu kadar olsun. Biz bu katıyı çevresinden ısı verirsek ne olur? Katı genleşir. Genleşen bir maddenin hacmi ne olur? Büyür. E hacmi büyüdüğü zaman şöyle olsun mesela. Yani kafadan atıyorum. Örneğin burada bizim hacmimiz V kadar, burada bizim hacmimiz 2V kadar olsun. Ancak bu aynı cisim. Yani ben sadece cismi ısıttım. Şimdi bir cismi ısıttık diye onun kütlesi değişir mi? Değişmez. Yani bunun kütlesi başlangıçta kaç gramsa yine ısıttığımızda da kütlesi aynı gram gelir. Bakın bunun birinci durumda öz kütlesi neydi? M bölü V idi. Fakat ikinci durumda bu cismin öz kütlesi ne? 2M pardon 2M değil kütlesi aynı kalır demiştik özür diliyorum. Kütlesi yine M ama hacmi 2V. Dolayısıyla M bölü 2V oldu. Demek ki arkadaşlar maddelerin sıcaklığı değişirse öz kütleleri değişiyor. Hatta birçok madde için suyun özel bir durumu var onu sonra anlatacağım. Birçok madde için sıcaklık artarsa hacim artar. Dolayısıyla hacmin artması da gördüğünüz gibi öz kütlenin azalmasına neden oluyor. Yani sıcaklıkla öz kütle ters orantılıdır diyebiliriz. Şimdi gelelim sıcaklık ve basınç sabitken yine şuraya söylüyorum bakın. Sabit sıcaklık sıcaklık ve basınç altında isek bizim öz kütlemiz değişmez. Yani maddenin kütlesi ne kadar artıyorsa hacmi o kadar artar. Dolayısıyla da bunların birbirine oranları asla değişmez. Örneğin burası mken burası v olur. Burası 2mken burası 2v olur. Sonuç değişmez. Öz kütlenin değişmeyeceğini bu şekilde de gösterebiliriz. Bakın maddenin hacmi ne kadar artarsa artsın arka planda maddenin kütlesi de arttığı için öz kütle ne yapmıyor değişmiyor yani burada size kütle gösterilmemiş sonuçta bu grafikte kütle yok ama arka planda bu maddenin v kadarı eğer m kadar geliyorsa bu maddenin 2v kadar olduğunda kütlesi 2m olacak 3v kadar olduğunda kütlesi 3m olacak dolayısıyla oranı değişmeyecek yani öz kütlesi değişmemiş olacak neden değişmedi çünkü sıcaklık ve basınç sabitken öz kütle değişmez bunu asla unutmayın mesela burada da ne yapmış kütleyi giderek arttırmış. Şimdi biz eğer konuya hakim olmazsak D eşittir M bölü V'de deriz ki kütle arttıysa öz kütle artar. Ancak biz şunu biliyoruz. Burada kütle artarken arka planda hacim de artıyor. Ama bu grafikte hacim olmadığı için biz onu göremiyoruz. Biz göremiyoruz diye o olmuyor anlamına gelmiyor. Yani bunun kütlesi Mken hacmi V kadardır. Kütlesi 2 Mken hacmi 2V. Kütlesi 3 hemken hacmi 3V. Dolayısıyla da bunun öz kütlesinin değişmeyeceği anlamına gelir. O yüzden de biz grafiği şu şekilde sabit bir grafik çizeriz. Peki basınç nasıl etkiler? Hani sıcaklık artarsa öz kütle azalır dedik ya. Neden? İşte sıcaklık artarsa madde genleşir. Yani hacmi büyür. Dolayısıyla kütlesi değişmez. Maddenin sıcaklığı arttı diye kütlesi değişmez. Kütle sabitken hacim arttığı için maddenin öz kütlesi azalır dedik. Peki basınç nasıl etkiler? Arkadaşlar, basınç katı ve sıvıları etkilemez. Çünkü katıların ve sıvıların üzerindeki basıncı değiştirdiniz diye hacimleri değişmez. Mesela burada bir demir kütlesi var. Siz şimdi bunu dışıttaki basıncını değiştirdiniz. Yani atmosfer basıncının arttığı bir yere götürdünüz. Bu katının sonuçta belirli bir hacmi var mı? Var. Belirli bir kütlesi var mı? Var. Yani siz bunun üzerindeki dış basıncı arttırdınız diye bunun hacmi ya da kütlesi değişir mi? Değişmez. O zaman katıları etkilemez basınç. Yani katıların hacmi ve kütlesi etkilenmediği için basınç değişiminde katıların öz kütlesi etkilenmez. Sıvılar da etkilenmez. Çünkü sıvılar da çok yüksek basınç altında bile çok az sıkıştırılabiliyor. Yani sıvıların da hacmi değişmiyor basınçla. E şimdi o zaman buradaki sıvının hacmi dış basınç değiştiğinde değişmeyecek kadar önemsiz değişiyorsa yani kısacası değişmiyorsa dış basınç değiştiğinde bunun hacmi değişmiyor. Kütlesi de değişmiyor. O zaman kütle bölü hacim yani öz kütlesi de ne yapmaz? Değişmez. Ama gazlar öyle değil. Çünkü gazlar basınçtan etkilenir. Mesela esnek bir balon düşünün. İçerisinde m gram gaz olan bir balon. Şimdi bu balon gökyüzüne çıktıkça balonun dışındaki basınç azalıyor. Yani atmosfer basıncı Yeryüzünde daha fazladır ama yükseklere çıktıkça atmosfer basıncı azalır. Şimdi bu balon yükseldikçe dışarıdaki basınç azaldığı için yani buradan yapılan baskı giderek azaldığı için balon da rahatlıyor ve genişliyor. Çünkü dışarıdan artık fazla bastırmıyorlar. Hani gökyüzüne çıkınca açık hava basıncı düşüyor, baskı azalıyor. Baskı azalınca balon genişliyor. Dolayısıyla gökyüzüne çıkan bir balonun hacmi büyür. Şimdi bu balon aynı balon. İçerisinde aynı miktar gaz var. E, dolayısıyla kütlesi aynı. Buradaki gazın kütlesi m kadarsa buradaki gazın da kütlesi m kadar. Ancak buradaki balonun hacmi v kadar. Buradaki balonun hacmi 2v kadar. Örneğin. Dolayısıyla burada öz kütle gördüğünüz gibi d bölü 2 yapar. Ama burada öz kütle d yapar. Demek ki basınç gazların öz kütlesini etkiler. Unutmayın. Öz kütle ayırt edicidir. Yani her maddenin kendine özel bir öz kütlesi vardır. Tabii aynı şartlar altında. Yani ikisi de örneğin 20 derece olacak maddenin. Yani burada diyelim 3 tane madde var. X, Y, Z maddeleri. Eğer bunlar aynı ortamdalarsa ve bu maddelerin sıcaklıkları aynıysa bu maddelerin öz kütleleri aynı olamıyor. Yani aynı şartlar altında her maddenin öz kütlesi birbirinden farklıdır. Buna kadar mükemmel bir şey. Bir santimetreküp demir başka bir gram gelir. Bir santimetreküp bakır başka bir gram gelir. Bir santimetreküp herhangi bir madde başka bir gram gelir. Yani her maddenin kendine özel bir öz kütlesi var. Gerçekten bu mükemmel bir şey. Yani parmak izi gibi arkadaşlar nasıl her insanın parmak izi kendine özgüyse her maddenin öz kütlesi de kendine özgüdür. Sıcaklık ve basınç değişmediği sürece öz kütlenin değişmeyeceğini lütfen unutmayın. Bu konunun en önemli maddesi burası ve burasıdır. Öz kütle ayırt edici ve sıcaklık ve basınç değişmezse değişmez. Öz ağırlık ayırt edici değildir. Çünkü öz ağırlık rho denilen şu şekilde bir sembolle gösteriliyor ve cismin ağırlığının hacmine oranıdır. Şimdi ağırlık da kütle çarpı yer çekimi olduğu için İşin içerisine yer çekimi girerse o artık ayırt edici olmaz. Çünkü yer çekimi değişir. Yani örnek veriyorum. Bir maddenin kütlesi m. Onun bulunduğu ortamdaki yer çekimi 2g. Kafadan attım. Diyelim bu maddenin hacmi de v. Şimdi başka bir madde düşünelim. Bu maddenin de kütlesi 2m, bu maddenin de hacmi v ama onun bulunduğu ortamdaki yer çekimi g. Şimdi bakın bu maddenin öz kütlesi m bölü v. Ama bu maddenin öz kütlesi 2m bölü v. Bunlar aynı madde mi? Hayır. Bakın farklı değil mi öz kütleleri? Ama ikisinin de öz ağırlığı bak bu da 2 bu da 2. Yani ikisinin de öz ağırlıkları eşit. Öz ağırlıkları eşit diye bunlar aynı madde miymiş? Hayır. Demek ki öz ağırlık ayırt edici değil. Yani öz ağırlıkları aynı olan maddeler aynı olmak zorunda değil. Ama öz kütleleri aynı olan maddeler eğer diğer şartlarda aynıysa sıcaklık, basınç vesaire öz kütleleri aynıysa o maddeleri aynı diyebiliyoruz. Ama öz ağırlıkları aynıysa aynı madde diyemiyoruz. O zaman öz ağırlık ayırt edici değildir diye aklımıza yazacağız. Öz kütle skaler büyüklüktür. Yani öz kütlenin yönü yok zaten söylemiştik. Mutlu deveyi unutma. Yani m eşittir dv yapıyoruz ya. Mesela benim elimde işte bir bardak su var. Bana dese ki bir bardak suyun kütlesi kaç gramdır? Ben derim ki bir bardağın hacmi ne kadar? İşte sen bana dersin ki 100 santimetre küp. Tamam. Peki suyun öz kütlesine kadar? 1 gram bölü santimetre İşte bununla bunu çarparım ve derim ki bir bardak su 100 gram gelir. Sen bana bu sefer de altını sordun mesela. Dedin ki benim elimde 100 santimetre küp altın var acaba kaç gram yapar? O zaman ben derim ki M eşittir DV. Şimdi altının öz kütlesi 19.32. Sen bana 100 santimetre küp altının var diyorsun. O zaman 100 ile çarparım. O zaman ne olur? 1932 gram altının var derim. Zenginsin abi. 1932 gram ne? Yani yaklaşık 2 kilogram altının var. Çok zenginsin. Şimdi bir tane örnekle devam edelim. Aynı ortamda bulunan ve aynı sıcaklıkta k##vle sıvılarına ait kütle hacim grafiği verilmiş. Öz kütlelerin oranı bana soruluyor. Şimdi kütle hacim grafiğinin eğimi bana öz kütleyi verir. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın eğim ne demek? Karşı bölü komşu demektir, değil mi? Şimdi şöyle bir grafik olsun. Burasında kütle yazsın. Burasında da hacim yazsın. Şimdi şu açı tanjant alfa'ya eğim denir. Tanjant nedir? Karşı bölü komşu. Karşıda ne var? Bakın şurası var. Yani kütle var. Komşuda ne var? Şurası. Yani V var. İşte M bölü V bizim için nedir? Öz kütledir. Demek ki kütle hacim grafiğinin eğimi bana öz kütleyi verir. Dolayısıyla bakın burada K'nın öz kütlesini bulmak istiyorsanız grafiğin bu kesiştiği noktalardan faydalanın. Burayı da alsanız olur. Mesela L için ya burayı almanız gerekiyor ya burayı. Yani böyle tam kesiştiği noktaları aldım. Fark etmiyor hangi noktayı aldığınız ama kesiştiği noktaları alırsanız rahat yaparsınız. Mesela K'nın öz kütlesini bulmak istiyorum. Şurayı baz alarak yapalım. Kütlesi 2M gördüğünüz gibi. Iki, oraya karşılık gelen hacim V. O zaman K'nın öz kütlesi bu. Gelin L'nin öz kütlesini bulalım. Bakın şurayı yapalım yine. Kütlesi M'ye kadar hacmi 2 vye kadar. Yani M bölü 2 v yapacaksınız. Taraf tarafa oran yapın bitsin gitsin. Şimdi 2 M bölü V yukarıda. Aşağıda M bölü 2 v. Ters dönerse 2 V bölü M olur. Burada V'ler gider. Gördüğünüz gibi M'ler de gider. Sonra cevabı 4 olarak bulunur arkadaşlar. Burada da bana öz kütlelerini sıralamamı istiyor. Şimdi kütle hacim grafiğinin eğimi öz kütleyi veriyor. Ama dikkat edin burada kütle aşağıda hacim yukarıda. Yani ters söylemeniz lazım. Mesela hangisinin eğimi yüksek? Yani hangisi daha dik? Eğimi yüksek demek dik demek. K daha, daha dik değil mi? Yani eğimlerini sırala desem K büyük, L büyük, M dersin. Eğer burada kütle, eğer burada da hacim yazsaydı eğimleri zaten öz kütle anlamına gelirdi. Ve benim cevabım direkt KLM olurdu ve ben o zaman bunu işaretlerdim. Ancak kütle burada yazdığı için bulduğumuz sonucun tam tersini söylememiz lazım. Yani biz KLM bulduk ya öz kütle sıralaması M, L, K'dır dememiz gerekiyor. MLK hangi şıkta? C şıkkına. Sorunun cevabı C şıkkıdır. Yani bu şekilde yapmıyorsanız mesela şöyle de düşünebilirsiniz. Diyelim şurada ortak bir nokta seçin. Yani kütlelerini aynı kabul eden bir nokta. Dolayısıyla bunun mesela kütlesi 10. Bunun hacmi diyelim 1. Kafadan attım. Bunun hacmi ne olur? 2. Bunun hacmi ne olsun mesela buraya geldiği için? 5. E ne oldu şimdi? M'nin kütlesi 10. Hacmi 1. 10 bölü 1'den bunun öz kütlesi 10. L'nin kütlesi 10, hacmi 2. Bakın 2'ye karşılık ya. 10 bölü 2, 5. K'nın 10 bölü 5'ten 2. Gördüğünüz gibi K öz kütlesi en küçük olan. Bu şekilde bulabiliyoruz canlı. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Kütlesi önemsiz iç hacmi 100 cm küp olan kap ağzına kadar zeytinyağı ile doldurulursa kaç kilogram kütle artışı olur? Şimdi burada bizim bir kabımız olsun. Bu kaba ağzına kadar zeytinyağı ile dolduruyormuşuz. Ancak bu kabın hacmi çok önemli. Hacmini soru bize söylüyor. 100 santimetre küp. O zaman 100 santimetre küp yani V'yi bulduk. Bize kütle artışını sorduğuna göre yani M'i soruyor. Şimdi mutlu deveyi unutma demiştim değil mi? M eşittir D ve şimdi sen ne doldurdun bunun içine? Zeytinyağı. O zaman zeytinyağının öz kütlesini kullanacaksın. Yani D yerine 8 bölü 10. Hacim de bu kabın hacmi 100 olduğu için 100 yazıyorsun. Fakat santimetre küp olduğuna dikkat et. Dolayısıyla buradan 8 kere ondan 80 buluyorsun. Ama bu 80 gramdır. Yani kilogram değil. Çünkü sen öz kütle olarak ne kullandın? Gram bölü santimetre küp. Yani buradaki D yerine gram bölü santimetre küpü kullandın. Hacim yerine de santimetre küpü kullandığın için bunlar gitti ve senin sonucun gram çıktı. Ama soru sana kilogram soruyor. E kilogram gram. Gramı kilograma çevirmen için bine bölmen lazım. Kilogramı grama çevirirsen binle çarpıyorsun. Biz şimdi bine böleceğiz. O zaman 80'i bine bölelim ve bu iş bitsin. Sıfırlar gider 8 bölü 100 yani sorumuzun cevabı B şıkkı olmaktadır canlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Gerçekten biraz yoruldum ama değdi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda öz kütleye devam edeceğiz. O videoda görüşene dek hoşçakalın.